Gelinlik deyince akan sular durur. Hatta sözün bittiği yerdir. Şimdi bir gelinlik dükkanındayız. Merhaba Sektörel Haber Merkezi izleyicileri. Sektörler arası Türkiye turumuz tüm hızıyla devam ediyor. Bugün sizlere Safranbolu'dan, Karabük'ten sesleniyoruz efendim. Safranbolu'da neredeyiz? Moda sektöründe faaliyet gösteren özel bir şirkete konuk olduk. Gelinlik üretiyorlar. Hanımefendiler için özel şeyler üretiyorlar. Madame Minas gelinliğe konuk olduk ve firma sahibimiz hanımefendi Sayın Didem Özcan Adıbatmaz'da bir söyleşi gerçekleştireceğiz. Bakalım bize burada vermiş oldukları hizmetlerle ilgili ne gibi bilgiler aktaracaklar. Didem Hanım merhaba. Merhabalar. Nasılsınız? Teşekkür ederim siz. Teşekkür ediyorum. Bizler de iyiyiz. Safranbolu gibi güzel bir yerde kötü olmak neredeyse mümkün değil. Hoş geldiniz. Teşekkürler. Didem Hanım sizi tanıyarak başlayalım. Didem Özcan Adıbatmaz kimdir? Kendinizden kısaca bahseder misiniz? Bir çocuk annesiyim. Allah hem başlasın. Halkla ilişkiler ve hem de işletme mezunuyum. Daha önce Esenboğa Havalimanı'nda çalıştım 5 yıl kadar. Yer hostesliği yaptım. Eşimin işinden dolayı buraya tayinimiz çıktı. Buraya yerleştik. 3 senedir buradayız. 3 senedir buradasınız. Peki işletmemizle ilgili konuşalım. Gelinlik şirketleri firmamızı ne zaman kuruldu burası? Burada vermiş olduğunuz hizmetler neler? Bununla ilgili bizi bilgilendirebilir misiniz lütfen? Bu sene Şubat ayında açıldık buraya. Özel dikim yapıyoruz. Gelinlik, bindallı, kına gecesi kıyafeti, abiye tarzında şeyler dikiyoruz. Sektörde burada bir fark yaratmak için aslında böyle bir şeye girdik. Buradaki kuruluşların genelde sektördeki amaçları kuaförlük. İlk meslekleri kuaförlük ve gerçekten profesyonel anlamda hiçbir şekilde gelinlik tasarlama, dikme gibi bir şeyleri yok. Böyle bir açık vardı. Evet, o şekilde bir açık vardı. 3 yıldır da buradayım. Ben de bu açığı gözlemledim. Halam da kendisi bu işi 20 yıldır Kırıkkale'de yapıyordu. Bana destek oldu. COSGAP'e başvurdum. COSGAP aracılığıyla buraya açtık. Şu anda gerçekten Safranbolu'da çok büyük fark yarattığımızı düşünüyorum. Bizim gerçekten profesyonel anlamda mesleğimiz bu çünkü. Evet, gayet güzel. Kişiye özel tasarımlar gerçekleştiriyorsunuz. Evet. Kına gecesi ise kına gecesine özel ya da düğün özel, gelinlik ya da özel gecelere özel kıyafetler. Siz tasarlıyorsunuz, kişilerin istediği yönde bunları o kişilere giydiriyorsunuz. O özel günlerinde onları siz o özel kıyafetlerle süslüyorsunuz diyebiliriz. Evet. Gayet güzel. Peki sektörde bu anlamda yalnız değilsiniz. Belki Safranbolu'da bu anlamda yalnızsınız. Üretim gerçekleştiren, kişiye özel çalışan firma olarak ama takdir edersiniz ki sizin dışınızda farklı bölgelerde, yakın bölgelerde de bu hizmeti sunan başka firmalar mevcut. Bu anlamda hizmet alacak kişiler, hanımefendiler. Bu seçenekler içerisinde neden sizi tercih etmeli? Sizi farklı kılan nedir? Şimdi burada bu sektör için konuşacak olursak genelde Ankara'ya gitmeyi tercih ediyorlar. Büyük şehir olduğu için, yakın olduğu için. Ama bence gelinlik alırken ya da özel bir gün için bir kıyafet seçerken kesinlikle bu provalı olmalıdır. Birkaç kere, yani bir kere bile değil, en azından 3 kere provaya gelinmelidir. Biz onlara bunu sunduk. Böyle bir seçenek sunduk. Her seferinde, her geldiklerinde kafalarına takılan, ekstradan yapılması istedikleri şeyler üzerinde oynama yapabiliyoruz. Ama büyük şehri tercih edip Ankara'ya gitmek sadece oradan alıp gelmek anlamına geliyor. İstediği şeyi bulamama ihtimali de yüksek. Ama burada biz onun istediğini üretiyoruz. Evet. Orada yaptırırsa bunu, prova isterse orada yaşamak durumunda kalacak ki bu da ekonomik olarak bir külfet. Siz burada aynı kalitede ürünleri üretebiliyorsunuz ve insanların hemen elinin altındasınız. İstedikleri zaman gelip gidebilecekleri bir noktadasınız. Bunlar avantajlar ve tercih sebeplerini de bunlar oluşturuyor doğal olarak. Gayet güzel. Peki ben hemen geleceğe yönelik hedefleri de sormak istiyorum size. Geleceğe yönelik hedeflerimiz, planlarımız ne yönde? Türkiye'nin farklı noktalarında da bu hizmeti sunmayı düşünüyor musunuz? Tabii ki isterim. Yani küçük bir şirket olarak başladım ama büyümeyi tabii ki isterim. Ama şu andaki hedefimiz bizim anne kız tasarım yapmayı düşünüyoruz. Burası aynı zamanda bir moda evi. Sadece gelinlik üzerine değil. Evet, önceliğimiz gelinlik ama anne kız tasarımda da biz Karabük'te olmadığı için bu alanda da başlamak istiyoruz. Öyle bir düşüncemiz var. Hedefler bu yönde. Umarım muvaffak olursunuz. Bize tabii ki sizlere başarılar dilemek düşer. Peki efendim son olarak ekranlar başında bizi izleyen değerli izleyicilerimize ve tabii ki bugüne kadar sizi tercih etmiş olan değerli hanımefendilere söylemek istediğiniz son cümleleriniz varsa bunları toparlar mısınız lütfen?
Çok teşekkür ederim bizi tercih ettikleri için. Gelen şu ana kadar düşünüyorum bütün müşterilerimize. Hepsi de ben onlardan memnun kaldım. Onların da bizden memnun kaldığını umuyorum. Çünkü hep güler yüzle ayrıldılar buradan. Gelecekleri de inşallah onları da memnun edebileceğimi düşünüyorum gelecek müşterilerim için. Gayet güzel. Ben size teşekkür ediyorum. Bizi burada konuk ettiniz, ağırladınız. Çok sağ olun. Teşekkürler. Evet sevgili Sektörel Haber Merkezi izleyicileri, yayınımızın başında da söylediğim gibi Karabük Safranbolu'ya geldik ve moda sektöründe faaliyet gösteren Madame Minas Gelinlik şirketine konuk olduk ve firma sahibimiz hanımefendi Sayın Didem Özcan Adıbatmaz ile bir söyleşi gerçekleştirdik. Buradan aktaracaklarımız şimdilik bu kadar diyoruz ve sözü merkez stüdyolarına bırakıyoruz. Hoşçakalın efendim.